Merhaba arkadaşlar, ben Özkan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde sensörlü lambanın montajının nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle sensörümüzün üst kapağını şuradaki çemberi çevirerek çıkartıyoruz. Ha, bazen bunlar sıkışmış oluyor, çeviremiyorsunuz. Çeviremediğiniz zaman şu camı biraz oynatarak onu gevşetip daha sonra bunu çıkartabiliriz. Camını çıkarttıktan sonra şöyle göstereyim. Bunun bir tarafında iki tane ayar düğmesi vardır. İki tane ayar düğmesi vardır. Bunun bir tanesinde güneş ve ay resmi, bir tanesinde de zaman ayarı için artı ve eksi vardır. Üsttekini sol tarafa, yani güneşe doğru çevirdiğiniz zaman gündüz yanacaktır. Sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman, bunu çevirmek için tornavidaya da gerek yok. Elinizle de çevirebilirsiniz. Şu şekilde sola veya sağa, ikisini de çevirebilirsiniz. Sağ tarafa çevirdiğiniz zaman ay resmine doğru gece çalışacaktır. Bunu sonuna kadar sağ tarafa çevirdiğiniz zaman zifiri karanlıkta çalışacaktır. Bir yerden ışık filan süzmesi olduğu zaman ufak bir aydınlıkta dahi yanmayacaktır. O yüzden bunu tam ortalayarak bırakmak iyidir. Daha verimli şekilde çalışacaktır. Alttakini ise sol tarafa çevirdiğinizde en kısa sürede sönecektir. Yani ortalama 10 saniyedir. Bunun üzerinde saniye resmi yoktur. Eksiye doğru çevirdiğiniz zaman süre azalacaktır. Artıya doğru çevirdiğiniz zaman yanma süresi çoğalacaktır. Bunu da ortada bırakmak veya eksiye biraz yakın bırakmak daha iyidir. Çok uzun süre yanmasınlar. Sonuçta altında gördüğü kişi de hareket olduğu sürece yanmaya devam edecektir. Görüntü alanından çıktıktan sonra ne kadar sürede sönmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz buradan. 10 saniyede yapabilirsiniz. 10 dakikaya kadar da ayarlayabilirsiniz. Ama 2 dakika civarı standarttır bunun. Diğer tarafına baktığımızda ise bağlantı yerini göreceksiniz. Şu yeşil kısım. Buraya 2 tane kablo bağlanacak. Faz ve nötr bağlanacak buraya. Yön sıralaması fark etmiyor. Hangini hangi tarafa taktığınız önemli değil. Bu iki tane yere kabloların ikisini bağlamanız yeterlidir. Tavandan sarkan iki tane kablo vardır. Bu kablonun renkleri önemli değildir. Mavi kahverengi olur, siyah olur, yeşil olur, o fark etmez. İki tane kablo sarkar tavandan. Öncelikle altından herhangi bir delikten bakın, her tarafında delikler vardır. Şuradaki 3 tane delik, şu gördüğünüz 3 tane delik tavana vidalama deliğidir. Bunun 2 tane çapraz atsanız da yeterli gelecektir. Üçünü birden tavana vidalamanıza gerek yok. Diğer deliklerden herhangi bir yerinden, hangisi müsaitse oradan geçirip, burası uzak kaldı mesela, bağlantı yerine daha yakın olan bir yerden, herhangi bir yerinden geçirip bunların bağlantısını yapacağız. Bazı markalarda şu bağlantı yapılan yer, yeşil olan kısım, buraya sabittir. Sökemezsiniz. Ama bu modelde ve daha bunun gibi birçok modelde bunlar yerinden çıkmaktadır. Şu şekilde çıkartıp rahat bir şekilde bağlantınızı yapıp yerine takabilirsiniz. Buradayken de eğer çıkmıyorsa da zorlamayın. Zaten eğer çıkıyorsa kolayca çıkacaktır yerinden. Buradaysa da buradayken de takabilirsiniz. Benimki çıktığı için çıkartarak göstereceğim size. Şu bağlantı kısmı, üstteki vidaları gevşeteceğiz. Bunu gevşetmek için şöyle bir kontrol kalemi kalın gelecektir. Bu deliğin içine girmeyecektir. O yüzden daha ince bir kontrol kalemiyle bu işlemi yapmanız gerekmekte. Bu işlemlere başlamadan önce sigortayı indirin. Kablolarda elektrik olmadığından emin olun. Apartman boşluklarında genellikle merdiven boşluğu sayacında bağlıdır. Onun merdiven boşluğunun sigortasını indirdiğiniz zaman elektrik kesilecektir. Eğer dairenizde varsa sizin, evin sigortalarını indirin. Elektrik olmasın ki garanti olsun. Söylediğim gibi bu kabloları hangisine bağladığınız önemli değil. İki tane kablo. Bunu içine takıp vidasını sıkıyoruz. Diğerini de takalım. Şu kabloların ucunu çok fazla açmayın ki buraya taktığınız zaman açıkta kalıp yan taraftaki kabloyla birbirlerine değip kısa devre yapmasınlar. Bunu da taktık. Taktıktan sonra şöyle elle bir kontrol edelim. Yerinden çıkmasın. Sağlam olsunlar. Daha sonra bunu şöyle yuvasına taktıktan sonra işlemimiz bitmiştir. Gelelim ampul takmaya. Bunlara genellikle 28 watt, 30 wattlık şöyle normal halojen ampullerden takılır. Daha randımanlı çalışırlar. Yüksek wattlı ampul taktığınız zaman
Şuradaki aksam, sensör kısmı plastik olduğu için bu ısıdan dolayı bunu eritiyor ve zarar veriyor, hasar veriyor. Zamanla bozuluyorlar. Bu yüzden düşük wattlı normal ampul takmakta fayda vardır. LED ve tasarruflu ampul de takabilirsiniz. Fakat çabuk arıza veriyor LED ve tasarruflu. Bu da elektronik olduğu için, LED'lerin de içinde elektrik devreleri olduğu için çabuk arıza veriyorlar. Bu yüzden düşük wattlı normal ampul takmanız daha iyidir. Ben genellikle 30 wattlık normal ampuller kullanıyorum. Ampullerini de taktıktan sonra üst camını da kapatıp camın düşmemesi için vidalıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.